Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde. Çok mutluyum bugün. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok enerjik hissediyorum. Zaten fark ediliyordur. Bu videoyu bayramın birinci günü yüklemeyi düşünüyorum. Yani şu an zaten bayramın birinci günü. Yetiştirebilirsem akşamını yükleyeceğim. Şimdiden eğer bayramda izliyorsanız bayramınız kutlu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Eğer sonra izliyorsunuz da geçmiş kurban bayramınız kutlu olsun. Evet, şimdi videoya geçmeden önce şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu ay, yani Ağustos ayında okuyacağım kitapları size söylemeden önce şöyle bir durumum var. Ben 2 Ağustos pazar günü otostopla Türkiye turuna çıkıyorum. Yani Türkiye turu diyorum bunu ama İstanbul'dan, Tekirdağ'dan başlayıp oradan Ege sahillerinden, Çanakkale'den, Ege sahillerinden, Akdeniz'den çıkıp Mardin'e, Diyarbakır'a doğru gideceğim. Hem gittiğim yerlerin yemeklerini tadacağım, hem gezilecek yerlerini size göstereceğim güzel bir tur olmasını planlıyorum. Yaklaşık 2 ay sürmesini planlıyorum. Fakat pandeminin gidiş sürecine doğru bu süre kısalabilir. Benim enerjime, yani gücüme göre, yani hem mental olarak hem fiziksel olarak enerjime göre daha da uzayabilir. Bunu bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek. Fakat şu an için 2 ay sürmesini planlıyorum. Ne kadar olur bilemiyorum. Belki 1 ay sonra yorulup bir yarıda da bırakabilirim. Antalya'ya doğru indikten sonra, biraz tatil yaptıktan sonra bunu zaman gösterecek. Ayrıyeten ben gezerken, şimdi beni Instagram'dan da takip ederseniz hangi gün, hangi şehirde olduğumu anlık olarak Instagram'dan takip etmiş olursunuz. Çünkü YouTube'a gezdiğim yerleri muhtemelen 1-2 hafta sonra videosunu çekip yükleyebilirim. Çünkü gün be gün YouTube'a çekip onları montajlayıp yüklemem pek mümkün değil arkadaşlar, tahmin edersiniz ki. Yani zaman zaman olacak. Yani böyle arada biraz zaman farkı olacak ister istemez. Ayrıyeten şehrinize geldiğimde bana çay, kahve, yemek ısmarlamak isteyenleriniz olursa hayır demem yani. Bunu reddetmem. Yaklaşık 18 il gezeceğim bu süreçte. Mutlaka 18 il içerisinde beni takip eden birileri vardır diye tahmin ediyorum. Yani bisikletle çıkacaktım. Bunu daha önce size söylemiştim. Bisikletle çıkma hayalim var diye. Bisikletle çıkmayı planlıyorum diyor. Fakat benim bisikletimin yaklaşık 600-700 TL bir masrafı çıktı. Yani şimdi diyeceksiniz ki zaten harcamayacak mısın parayı? Evet, harcayacağım da sadece o değil. Tek problem o değildi arkadaşlar. 700 TL harcayacağım. Bir de üstüne yaklaşık bir sürü ekipman da almam gerektiği için bana bisikletin yola çıkma maliyeti yaklaşık 2000 TL olacaktı ve ben otostopla 2000 TL'ye bir ay çok rahat gezebilirim. Tahmin edersiniz ki. Ya sonuçta ulaşıma para vermeyeceğim. Minimum parayla gezmiş olacağım sonuçta. Kamp kuracağım vesaire. Ve tabii ki yemekleri için, size tanıtmak için biraz para harcayacağım ama yine de bisiklet bana çok maliyetli olacağı için bisikletten vazgeçtim. Oysa çok içimde vardı yani. Yapacak bir şey yok. Abone sayım az olduğu için sponsor aramaya da çıkmadım. Ve pandemi sürecinde sponsor bulamayacağımı düşündüm. O yüzden sponsoru da kasmadım. Otostopla bildiğim yoldan gideceğim. Daha önce 2000'e yakın otostop çektiğim için otostop konusunda tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Şimdi gelelim bu ay okumayı planladığım kitaplara. Tahmin edersiniz ki gezeceğim için çok fazla kitap seçmedim yanımda. Çok fazla kitap götürmeyeceğim. Yanıma şu an için bu ay okumayı planladığım 4 kitap var yanımda. Şöyle size göstereyim. Şöyle 4 kitap götürmeyi planlıyorum. Fakat bir tanesini daha seçmedim. 4. kitabı daha seçmedim. Onu videoyu yayınlarken açıklama kısmına koyacağım. Çünkü şu an Telegram grubumuzda, Telegram linkini de aşağıya bırakırım, bir oylama açtım 2 kitap arasında. Hangisi seçilecek bilmiyorum. Biraz zaman geçsin diye bekliyorum. Seçilsin, ona göre oylayacağım. İsteyen okur, isteyen okumaz bizimle birlikte. Yani birlikte okuyacağımız kitap olarak seçmeyi planlıyorum. Fakat yani birlikte okumaktan kasıt, yani böyle bir okuma grubu falan yapamıyorum. Bu kitap gruplarında biliyorsunuz, düzenli olarak bunları takip eden arkadaşlar bilecektir. Okuma grupları falan yapılıyor. Fakat ben bu okuma grubu işinin nasıl yapıldığını tam olarak çözemedim, anlayamadım. Çünkü bana çok benim yapabileceğim bir şeymiş gibi gelmedi. Yani bilemiyorum. Ama geçen ay okuduğumuz Martin Eden hakkında bir video gelecek, yani ondan rahat olabilirsiniz. Bir video çekeceğim. Hatta onu bugün çekeceğim büyük ihtimalle. Pazar günü veya pazartesi günü yayına veririm o Martin Eden videosunu. Kamera bir dakika. Rüzgar biraz fazla gitti. Bir dakika. Şöyle. Şunları şöyle alalım mı? Bir an fazla esti. Martin Eden'i de birlikte okuttum. Yani bayağı okuyan oldu da birlikte okuduk demek biraz şey olur. Şimdi Telegram grubunda Martin Eden hakkında biraz yorum konusunda tartışırız. Neyse arkadaşlar, şimdi gelelim kitaplarımıza. Hangi kitapları okuyacağız? Okuyacağım ben bu ay. Kameranın kadrajını mı değiştirdi bu? Ne oldu? Sanki öyle oldu. Şöyle. Şöyle daha mı iyi oldu? Neyse, şu an ben kadrajı değiştirmiş de olabilirim. Emin değilim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Neyse, bu ay okumayı planladığım İlk kitap bu değil. Bir dakika. İlk önce şunu okumayı planlıyorum. Sırasıyla göstereyim bari size. Bu ay okumayı planladığım ilk kitap
Halikarnas balıkçısından Aganta Burina Burinata kitabı. Şöyle daha net gösterebilir miyim? Çok parlıyor ışıktan dolayı da neyse. Bu kitabı okumayı planlıyorum. Yanıma 3 tane, 4 tane kitap alacağım. Yani bu kitapların çok uzun olmamasına çalışıyorum. Çünkü tahmin edersiniz ki yanımda hani sırt çantasıyla gezeceğim. İçinde kamerasıdır, işte bir sürü eşyam olacak, çadırım, matım. Ya bunlar olacağı için biraz zor olur benim için taşıması kalın kitapları. O yüzden ince kitaplar seçmeye çalıştım. Aynı zamanda şimdi Bodrum'a doğru da gideceğim için Halikarnas balıkçısı biliyorsunuz Bodrum'da yaşıyor ve Bodrum üzerine daha çok kitaplar. Kitaplarında hani Bodrum ve deniz, deniz teması işlendiği için ben de deniz kıyılarını gezeceğim için Eylül'ün ortasına doğru, Eylül'ün ortasına kadar hep deniz sahillerini gezeceğim için, Marmara, Ege, Akdeniz sahillerini gezeceğim için deniz temalı bir kitabı okumamın benim için daha iyi olacağını tahmin ettiğimden Halikarnas Balıkçısı'nın iki kitabını seçtim bu ay okumak için. Kitaplar çok uzun kitaplar değil arkadaşlar. Bu Aganta Burina Burinata kitabı 186 sayfalık bir kitap. Yani çok böyle beni zorlamayacak bir kitap. Böyle deniz kıyısında güneşlenirken falan okuyabilirim yani. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Bir diğer kitap da yine Halikarnas Balıkçısı'ndan Mavi Sürgün. Bu kitabı daha önce şeyde görmüştüm. Doktor Dodo önermişti. Oradan almıştım. Zaten bunu kitap alışverişi yaptığım videoda sizlere bahsetmiştim bu konuda. Yani bu kitap da çok uzun bir kitap değil. Yine dediğim gibi bu da 226 sayfalık bir kitap. Yani okumakta çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Yazıları da çok böyle büyük, yani çok küçük yazıları da yok. Yani orta karar bir kitap olacak. Bir okuyacağım diye bir diğer kitapsa Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak kitabı. Bu kitabı bana üniversiteden arkadaşım Cemal önermişti videonun bir YouTube videosunu yorumlar kısmında. Yazın yanına geleceğim demiştim ona. Yazın yanıma gelmeden önce mutlaka Sarı Sıcağı oku, Sarı Sıcağı okumadan gelme demişti. Çünkü bu Tarsus, yani nasıl diyeyim size, bu Çukurova'yı anlatan eserler olduğu için, Yaşar Kemal biraz daha Çukurova'yı anlattığı için o yöreyi anlamak için bu kitapları okuyup da oraya gitmem benim açımdan daha iyi olacağını düşünüyorum. İnce Mehmet'i de yanımda götürmek isterdim okumak için. Fakat çantamda çok yer kaplayacak. Kalın bir kitap İnce Mehmet biliyorsunuz. 400 küsür sayfa. Çantamda da yer sıkıntısı yaşadığım için yani çok kalın kitaplar götürmeyi düşünmüyorum yanımda. O yüzden Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak kitabını seçtim. Hem arkadaşımın yanına gitmeden önce okumuş olurum hem de çok kalın bir kitap değil. 233 sayfa. Hem o yöreyi biraz daha anlamış bir şekilde oraya giderim diye tahmin ediyorum. Okumayı planladığım bir diğer kitapsa çok büyük ihtimalle Gurur ve Önyargı olacak. Çünkü Telegram grubumuzda şu an Gurur ve Önyargı önde gidiyor. Usta ile Margarita'ya göre. Şu an görüntüde bir sıkıntı mı var? İnşallah yoktur. Neyse arkadaşlar, zaten videonun sonuna doğru geldik. Bu 4 kitabı okumayı planlıyorum bu ay. Yani haftada bir kitap olacak şekilde hepsini okumaya başarırsam benim için hem gezmiş hem görmüş hem yeni yemekler tatmış, yeni insanlarla tanışmış hem de 4 farklı kitap okumuş olurum. Verimli geçer diye ümit ediyorum. Bakalım. Yani kalacak yerlerim belli değil. Sokakta da kalabilirim, çadırda da kalabilirim. Sokakta tanıştığım insanların evinde de kalabilirim. Bunu daha önce yaptım çünkü. Merhaba merhaba deyip tanışıp sohbet edip beni evine davet ettiği zaman gidip kalabilirim. Hiçbir fikrim yok tam olarak nasıl olacağına dair. Tamamen zaman gösterecek. Ben de çok merak ediyorum ve çok sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım bu konuda. Çünkü bir yandan üşeniyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi üşenmiyor musun? Nasıl gideceksin sen öyle? Alacaksın sırtına bu güneşte Ağustos sıcağında biz evde oturamıyoruz. Sen dışarıda gezeceksin güneşin altında. Otostop çekeceksin. Güvenmediğin, bilmediğin insanların arabasına bineceksin. Hele ki bir de bu pandemi koşulunda. Eyvah senin haline. Ama işte arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Evde ben çok bunaldım. Bir şeyler yapmam lazım. Benim dışarı çıkmam, gezmem lazım. Niye karanlık çıkıyorum ya? Kameraya yaklaşayım bakayım arkadaşlar şöyle. Bir dakika, karanlık çıkıyor gibi hissediyorum. Yani bu sebepten dolayı arkadaşlar böyle çıkıp gezmem lazım. Ben kafayı yemek istemiyorum evde. Ki yiyorum şu an. Ve vaktim verimli geçmiyor. Çünkü hayattan keyif alamıyorum. İstanbul'da arkadaşım yok. Kiminle dışarı çıkacağım? Yani alıştığım şekilde gitmiyor hayat biraz. Bakalım yani bunu yoluna koymaya çalışıyorum. Sizlerden de destek bekliyorum bu konuda. Beni Instagram'da takip etmeyi ve günlük olarak takip etmeyi unutmayın. Ayrıca beni YouTube kanalında, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bana moral verecek, destek verecek yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca isteyenler, kitap okuma konusunda çok meraklı olanlar, gruptaki arkadaşlar kendi aralarında sürekli tartışıyorlar yani kitaplar üzerine. Ben pek dahil olmuyorum konuya çünkü benden daha bilgililer genel olarak kitap konusunda. Kitaplar hakkında sormak istediğiniz soruları Telegram grubundaki arkadaşlara sorarak öğrenmek istediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizleri. Bay bay.